Kökensel hata diyoruz. İngilizcesi genetic fallacy. Kökensel hata şudur. Bir şeyin siz kökenini göstermekle onun yanlış olduğunu söylediğinizi zannedersiniz. Felsefe açısından çok büyük bir hata yapmış olursunuz. Mesela şunu benziyor. Bir insan için diyoruz ki aa, bu dünyanın yuvarlak olduğunu ailesinde öğrendi. Biz bunu söylemekte onun dünyanın düz olduğunu söyleyebilir miyiz? Tamam, ailesinden öğrendi. Kökenini gösterdik. Yanlış olduğunu söyleyebilir miyiz? Kökensel hata tabii iki türlü de yapılabilir. Ha, dünyanın düz olduğunu ailesinden öğrendi. Demek ki yanlış içinde kullanılabilir. Yuvarlaktı. İçinde kullanılabilir. Yani biz bir şeyin kökenini göstermekle onun doğru veya yanlış olduğunu doğrudan gösteremeyiz. Bu açıdan baktığımızda. Şimdi Feuerbach gibi bu ateist mesela Freud'un yaptığı da kökensel hata. Tabii. Felsefi açıdan. Diyor ki insan korkularından dolayı Allah'a sığındı. Korkularından dolayı Allah'a sığınmış olması pekala Allah onları inşa ettiği için de mümkün. O yüzden neden Allah'a sığındığını göstermekle Allah'ın olmadığını gösteremezsin ki? Bu ciddi bir mantık hatası var. Freud'da da şeyde de. Aynı şey Richard Dawkins'te de geçerli. İnsanda işte teleolojik düşünme hissi var. O yüzden Allah'ın varlığını icat etti, dinleri icat etti, edeme getiriyor. Sen kökenini göstermekle bir şeyin yanlış olduğunu gösteremezsin. O zaman okulda çocuk dünyanın yuvarlak olduğunu öğrenen kimse de işte onun kökenini gösterdim, ailesinden öğrendi diye onun da hatalı olduğunu söyleyebilirsin. Ha, bir şeyin kökeni doğru olduğunu da ispat etmez. Fakat ateistlerin düştüğü hata burada bir şeyin kökenini göstermek suretiyle onun yanlış olduğu gibi bir mantık hata. İlkesel bir hata yapıyorlar. Ciddi yani. Bir felsefi hata yapmış olmalı.